Evet sevgili yarışmacılarımız. Kadınlarınızı yaptınız. Ve zayıf tabaklarınızı seçtiniz sanırım. Salim seninle başlayalım. Kabarmadı ve bana şekersiz geldiği için Tuğçe arkadaşımızın ismini dedi. Peki. Ünal abi. Peki kabarmadığı ve lezzeti yalan geldiği için Tuğçe arkadaşımın ismini yaz. Peki. Zeynep. Ben de yerken yağ tadı aldım. Ondan dolayı Salim dedim. Peki. Buğra. Bugün aslında iki tabak arasına gelip geldim. Biri Salim arkadaşımızınki, diğeri Tuğçe'ydi. Tuğçe'yi yazdım. Salim yazmamamın sebebi bize çıkarmış olduğu sunumdaki lezzetiydi. Kekin kalıbına bakarsak yazmam gerekiyordu ama adil davranıp buradakini eşitledim. Ondan dolayı Tuğçe'yi yazdım. Peki. Dilek Hanım. Ben Salim arkadaşımın ismini yazdım. Çünkü görüntüsünü mozaik keke benzetemedim. Serhat. Ben Zeynep'i yazdım çünkü lezzetli bulmadım. Peki. Ve Tuğçe? Ben Zeynep'i yazdım çünkü keki olmamış. Peki. Öyleyse 3 Tuğçe, 2 Salim ve 2 de Zeynep oyumuz var. Ben az malzemeyle az sürede iyi bir iş çıkarmak istedim bugün. Risk almak istemedim yine. Belki yanımda bir çikolata sosu olsaydı, başka bir şey olsaydı farklı bir şey yapar mıydım diye düşünüyorum ama kek kabarmadıktan sonra yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Jürimizle baş başa bırakıyorum. Bir seçim yaptık. Emel istersen bu üçlünün arasındaki favori tabağın hangisi onu söyle. Şu an samimiyetle aklımın kaldığı ve birazdan içeri gidip devamen yiyeceğim tabağı söyleyeyim. O da... Salim'in tabağı. Benim de beğendiğim tabak üçünüzün arasından bir kıyaslama yapmam gerekirse... Salim'in tabağı. Salim, istersen seni diğer arkadaşların arasına alayım. Teşekkürler. Üç kişinin arasından ilk olarak benim geriye dönmem beni açıkçası mutlu etti. Malzemelerim çok olduğu için havuç, fındık tarzı şeyler değişik olduğunu düşündü. Ama o malzemelerimi kekimi kurtarabileceğim yani güzel olacağını düşündü ama olmadı. Ortak verdiğimiz kararda da geri kalan iki tabak arasında... Ben... Yine birinin tadını çok sevdim. Diğerini de epeyce aç olsam bile yemek istemem. Bizim ikimizin de beğendiği tabak bu ikili arasından. Zeynep'in tabağı oldu. Teşekkür ederim. Seni de yerine alalım. Tuğçe, bugünün adayı da sensin. Bol şans diliyorum sana. Teşekkür ederim. Önündeki günlerde senin söylemek istediğin bir şey var mı? Çok emek harcamadım. Doğru bir sonuç oldu. Peki öyleyse. Seni arkadaşların yanına alıyorum. Teşekkür ederim. Ve tekrar söylüyorum. Dilerim ki adaylarımız arasında özellikle yarın ve cuma günü jürimizin koruma altına alacağı tabakları sunacak olanlar olur diyorum. Ve hepinize bol şans diliyorum. Yarın ve cuma günü içinde tabii ki. Ve değerli izleyicilerimiz bugün de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Elimizde 3 adayımız var. Bunları hatırlatalım sizlere. Bugünün adayı Tuğçe. İlk günün adayı Buğra'ydı. Ve salı günün adayı da Dilek Hanım'dı. Tekrar söylüyorum onlara bol şans dileyerek yeni bir güne geçiş yapalım istiyorum. Siz de bizimle birlikte olun lütfen. Yine aynı yerde, aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.